Kişiliğinizin derinliklerine inmek ister misiniz? Projektif kişilik testlerinden kabul edilen Szonti testi, 20. yüzyılın ünlü psikiyatrlarından Macar Leopold Szonti tarafından hazırlanmış bir testtir. Bu test, görsel imgelerden yola çıkarak bizim bastırılmış duygularımızı, özellikle de korkularımızı bularak onların hangi yollarla su yüzüne çıktığını keşfetmeyi amaçlamıştır. Kişiler bu test sayesinde olumlu ve olumsuz özdeşmelerle kendini tanımlamış olurlar. Ekranda görmüş olduğunuz bu 8 kişinin fotoğrafına dikkatlice bakın ve görüntüsüyle sizi etkileyen bir portre seçin. Fotoğrafı paylaşılan şahıslardan sizi tiksindiren, korkutan, korkuttuğu için ıssız bir ormanda karşılaşmaktan en çok çekineceğiniz şahsı veya size sempatik gelen, bir partide görseniz tanışmayı çok isteyeceğiniz, sevimli ve etkileyici olduğunu düşündüğünüz bir kişiyi seçiniz. Bu seçmiş olduğunuz şahıs farklı bir anlam temsil etmektedir. Seçiminizin içsel bir çağrışma yol açacağını unutmayın ve hangi şahsı tercih edeceğinize sakince karar verin. Eğer iki kişi arasında kalıyorsanız, ikisini de seçebilirsiniz. Bu testin sonucunda bir akıl hastalığının olduğu ima edilmez. Sadece bastırılmış kişiliğiniz hakkında itim teorisine göre varsayımlarda bulunulur. Seçiminizi yaptıysanız yorumlara başlayabiliriz. Eğer tüm yorumları dinlemek istemiyorsanız, lütfen açıklama bölümünde bulunan ilgili linki tıklayıp sadece sizi ilgilendiren yorumu dinleyebilirsiniz. Eğer bir numaralı kişiyi seçtiyseniz, sadist bir iç itimle bastırılmış baskıcı öğretmen portresini seçtiniz demektir. Bilinçaltınızda bastırılmış saldırganlık ve alçaltıcı davranış eğilimi olabilir. Özellikle çocukluk yıllarında dominant olma derdinde olan otoriter figürler ile sorunlar yaşayıp baskı altında kalmış olma ihtimaliniz güçlü. Fark ettiyseniz bu portredeki şahıs ince yapılı öğretmen görünümlüdür. Özellikle okul hayatınızda davranışlarından memnun kalmadığınız bir öğretmeniniz tarafından psikolojik düzeyde kötü etkilenmiş olma ihtimaliniz gayet yüksektir. Olgunluk çağınızda tepkisel olarak zayıf birini ezmeye çalıştığını düşündüğünüz kişilere karşı nefret hissetmenizin sebebi bu olabilir. Çocuklukta davranışlarınızda otoriterlik, yönetme ihtiyacı gibi eğilimleri tecrübe etmiş olabilirsiniz. Tamamen zararsız ve başkalarına yardım etmek için her zaman hazır olan barışçıl bir bireysiniz aslında. İş hayatınızda amirleriniz sizi idare etmekte zorluk çekiyor olabilirler. Eğer bir şey yapmak istemiyorsanız kendinize bariyerler inşa edebilirsiniz. Örneğin işe geç gidiyorsunuz veya bütün gün asık suratla dolaşıyorsunuz. Sıklıkla tartışmalarda veya ilişkilerde kendinizi savunurken pasif bir şekilde direniyor ve karşı koymaya devam ediyorsunuz. Seçiminiz 2 numaralı portre. Yuvarlak kafalı ve dolgun suratlı, yapılı gözüken bir adam. Epileptik bir iç itimle bastırılmış yuvarlak kafaya sahip bu iri adam, sizde tiksinti ve korkuya sebep olduysa, çocukluğunuzun erken aşamalarında bazı duygularınızı bastırmış olabilirsiniz. Tip olarak daha korkutucu seçenekler varken, fiziksel olarak güçlü ancak düşük zekalı gibi gözüken bu şahıstan korkmanız, size ve çevrenizdeki sevdiklerinize gelecek olan fiziksel tehlikelerden daha çok korktuğunuzu gösterir. İlkokul dönemi ya da daha öncesinde öfkeli,
sorunlu ve çevresine zarar veren bir arkadaşınızdan etkilenmiş olma ihtimaliniz ve kendinizi bilinçli düzeyde korumaya almış olmanız gayet olasıdır. Asabiyet, düşünmeden hareket etme, sinir patlamaları gibi belirtileri aşina olma ihtimaliniz yüksek. Uysal ve dost canlısı olarak sorumlu ve kendine hakim olan bir kişi görünümü veriyorsunuz. Hislerinizde sabitsiniz. İnsanlarla, fikirlerle ve nesnelerle kolayca bağ kurabiliyorsunuz. 3 numaralı fotoğraftaki kişi, tüm kişiler arasından açıkça güldüğü belli olan tek şahıs ve bu kişiyi seçmeniz oldukça dikkat çekici. Bu kişiyi seçmeniz, hayatı oldukça ciddiye alan, sorumluluklarını yerine getirmek ve verdiği sözleri tutmak için çaba sarf eden bir birey olduğunuzu işaret eder. Çocukluğunuzda ya da ilk gençlik yıllarınızda verdiği sözü tutmayan, alaycı, ciddiyetsiz bir arkadaş ya da aile ferdinden muzdarip, çok çekmiş bir kişi olabilirsiniz. Tepki olarak sonraki yıllarınızda sorumlu ve ciddi bir kişiye dönüşmüş olma ihtimaliniz yüksek. İkiyüzlülük ve riyakarlıktan da aynı derecede nefret etmeniz olası. Katatonik yani tepkisizlik içitimiyle bastırılmış kişilikler genellikle aşırı hayal gücüne, karamsar bir yapıya sahip olabilirler. Eğer bu kirli görünümlü ama mutlu adam sizde olumsuz bir etki bıraktıysa, zihninizin hiperaktif kısmını bastırmış olma ihtimaliniz yüksek. Basma kalıp davranışlar edinme eğilimindesiniz. Yenilikler ve değişikliklerden hoşlanmıyorsunuz. Farklı konumlara adapte olmakta zorlanan, çekingen ve utangaç bir kişiliğe sahip olabilirsiniz. En büyük korkunuz, kontrolünüzü kaybetmeniz olabilir. Seçiminiz 4 numaralı portre ise tüm şahıslar arasından en ifadesiz ve gizemli gözüken kişiyi seçtiniz demektir. Bu kişiyi seçmeniz zihinsel düşünce bozukluğu yani şizofreni gibi duygu bozukluğu ve bunlardan muzdarip olan şahıslara karşı duyduğunuz korku ve çekinmeyi temsil eder. Çocukluk yıllarında böylesi psikolojik bozukluklar yaşamış biriyle iletişim kurmuş ve bu korkulara kavuşmuş olma ihtimaliniz yüksektir. Benzeri şekilde aile içinde psikolojik sorunlar yaşayan veya duygusuz, sevgisiz davranan birinden farkında olmadan etkilenmiş olma ihtimaliniz yüksektir. Şizofrenik bir iç item kişilik, yoğun umursamazlık, düşünce bozukluğu ve uyumsuz duygular olarak karakterize edilir. Eğer bu ruhsuz ve ifadesiz kadın portresi tüylerinizi ürperttiyse, çocukluğunuzda insanlarla ilgisizlik, koşullardan ve olaylardan çabuk vazgeçme gibi duyguları bastırmış olmanız muhtemeldir. Aslında oldukça sosyal bir insan izlenimi veriyorsunuz. Hayattan, sosyalleşerek, arkadaşlarınızla vakit geçirmekten zevk alıyorsunuz. Sosyallik, toplumdan izole olmuş ve her zaman yalnızlık hissiyle yaşayan sizin için bir kılık, bir maske olmuş. Bu nedenle ilişkileriniz biraz yapay görünüyor olabilir. Bilincinizin derinliklerinde başkalarına ihtiyaç duymadığınızı ve onlarsız da yaşayabileceğinizi hissediyorsunuz. 5 numaralı portrede bulunan belli belirsiz bir gülümseme takılmış ve yoğun göz makyajına sahip bu kadını seçmeniz, ilgi çekmeye çalışan, narsist ve kendinden başkasını düşünmeyen insanlara karşı olan nefret ve korkunuzun dışa vurumudur. Sürekli olarak dikkati üzerinde toplamaya çabalayan kişilerden yaka silkmiş olmalısınız. Listede daha güçlü gözüken şahıslar olmasına rağmen bu kadını seçmeniz kişisel hayatınızda
daha çok bencil insanlardan çektiğinizi ve artık bu insanlardan uzak olma eğiliminizi dışa yansıtmaktadır. Histerik iç itim davranış biçimine sahip insanların bazı özellikleri yapay, duygularında kararsız ve narsist olmalarıdır. Bu resmin sizi korkutma sebebi, dikkat çekme arzusu ve beğenilmeye susamış olmayı bastırmış olmanızdan kaynaklanıyor olabilir. İçe kapanık, alçak gönüllü bir insan görüntüsü veriyorsunuz. Ancak aslında gizli gizli insanları etkileme arzusu besliyor olma ihtimaliniz güçlü. Görünüşünüze ve davranışınıza özen gösteriyorsunuz. Örneğin, sürekli şık giyinmeye çalışıyorsunuz. Kıyafetlerinizi aksesuarlarla tamamlayarak insanların ilgisini çekmeye çalışıyorsunuz. Bu tarz insanlar genellikle nadir veya abartılı bir uğraşı hobi olarak seçtikleri gözlemlenmiştir. Seçiminiz 6 numara ise listedeki diğer portrelere göre daha sıradan, güvenilebilir ve zararsız gözüken bir şahsı seçtiğinizi söyleyebiliriz. Bu sizin arkadaşlık ve yakın ilişkiler konusunda korkular yaşadığınızı ve hep güvendiğiniz ya da güvenmek istediğiniz kişiler tarafından kötülüğe ya da ihanete uğradığınızı göstermektedir. Bu sebeplerden ötürü hayatınızda yeni insan alırken kılı kırk yarıyor olmanız gayet olasıdır. Ciddi biçimde güvendiğiniz insan sayısı oldukça sınırlıdır. Hatta kimseye gerçekten güvenmiyor bile olabilirsiniz. Depresif iç itim duygu durumu, bastırılmış öz saygı eksikliği, aşağılık ve suçluluk duygusu depresyonun ana semptomlarıdır. Bu zararsız görünümlü kadın sizde hoşnutsuzluk yarattıysa, zararsızlık sizin için nefretin ta kendisi ve bu öz saygı eksikliği, aşağılık ve suçluluk duygusu gibi semptomları bastırdığınızı gösteriyor. İçi dışı bir ve kaygısız biri olabilirsiniz. Her zaman dinamik, özgüven ve iyimserlik gösteriyorsunuz. Tabii bazen de keyfiniz kaçıyor. Kronik depresyon ve melankoliye kapılıyorsunuz zaman zaman. Bu tür durumlarda şüpheci ve suratsız birine dönüşüyorsunuz. Bu tarz kişilikler depresif eğilimlerini bastırmak için insanların derdini dinleyip çözümler üretmeyi kendilerine rol edinirler. 7 numarada bulunan orta yaşlıdan biraz hallice, iri ve sorunlu gözüken bu adamı seçtiyseniz, iç itim teorilerinden manik iç itim karakterini temsil ettiğiniz düşünülebilir. Dışa dönüklük, abartılı tepki ve duygu sergileme gibi özelliklere sahip olabilirsiniz. Bu duygu durumu asla mantıksız, düşünmeden iş yapan, sorumsuz kişiler olan nefretinizin dışa vurumudur. Özellikle kendi ailesine çektiren, çocuklarıyla ilgilenmeyen, ancak tüm bunlara rağmen otoriter bir figür yaratma çabasında olan kişilere hiçbir şekilde saygı duymuyorsunuz. Sizi bilinçaltı düzeyde böyle düşünmeye iten ve geçmişte sizi bu yönden korkutmuş bir figür olabilir. Bundan dolayı kendi kendinize yetebilme ve dıştan olabildiğince az yardım alma hedefindesiniz. Eğer bu portredeki lütufkar yüz sizi tiksindiriyorsa, eğer kontrol edilmezse sizi çıldırtacak düzeye getirecek bastırılmış coşkuya sahip olabilirsiniz. Davranışlarıyla insanları sinirlendirmeyi sevmeyen birisiniz. Ayrıca gürültü ve aşırılıktan hoşlanmıyorsunuz. Siz tipik, dikkat, tedbir ve ölçü örneğisiniz. Diğer insanlara göre mantıklı ve tutumlu olarak davranışlarınızı tamamen kontrol edebiliyorsunuz. 8 numarada bulunan temiz yüzlü ve diğerlerine nazaran daha genç gözüken bu kişiyi seçtiyseniz, paranoid iç itim semptomlarına sahip kimlik karmaşası yaşıyor olabilirsiniz.
Böyle bir tipin zihninize tehlikeli olarak kazınmasının sebebi, gençlik ya da çocukluk dönemindeyken bu görünümde genç birinin işlediği bir suçtan ya da kötülükten etkilenmiş olmanızdır. Bu sebeple gündelik hayatınızda yaşınızdan daha düşünceli tavırlar sergiliyor ve etrafınız tarafından olgun biri gibi algılanıyor olmanız yüksek bir ihtimaldir. Bu sebeple çocukça ve olgun olmayan tavırlar sergileyen kişilere karşı mesafelisiniz. Bu tür kişilik tipi çoğu zaman kişinin başkası olarak yaşamak ve öyle kabul edilmek istemesi olarak açıklanır. Eğer bu genç adamı tehlikeli ve uygunsuz olarak algıladıysanız, çocukluğunuzun erken dönemlerinde kimlik sorunu yaşamış ve bunu bastırmış olabilirsiniz. Eğer inkar mekanizması çalışırsa kendi kimliğinizi kabullenirsiniz. Bu durumda davranışlarınız ve görünümünüz kabullendiğiniz kimliği abartacak dereceye gelir. Eğer erkekseniz sert ve maço bir tarz takınırken, kadınsanız çekici görünmeye çalışıp sürekli karşı cinsle flört eden birine dönüşebilirsiniz. Sevgili arkadaşlar, Szonti testi psikolojide devrim niteliğinde kabul edilmiştir. Ve orijinal test aslında 48 fotoğraftan oluşmaktadır. Ancak biz burada size fikir vermesi açısından sadece popüler olan 8 fotoğrafla sınırı tuttuk testimizi. Bastırılmış duygularınızla yüzleşmekten korkmayın. Unutmayın, anlamak değişimin ta kendisidir.